sen anlat kara deniz. Yiğit de okuldan pek bir geri geldi. Biliyorum abla. Bir okula gidip durumunu kontrol edeceğiz zaten. Sen de defter kitap almıştın lise bitirme için. Merak etme abla. Kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğim. Uy helal olsun kız sana. Senin bu azmine hayran, nefisim benim. Attınız ha beni buraya. Var mı çağırayım ya? Ay, Eren'in bu kadar uğraştırmayı ben. Abla ne yapsın? O da sana naz yapmak istiyor belki de. Aman gitsin başkasına yapsın bana yolun. Başkasına? Başkasına yapamaz tabii. Yapamaz. Ne münasebet başka? Sonunda geldiler ha. Asiye! Asiye bak bakalım geldi dayı. Ne oluyor oğlum desene ya. Yap şakanı. Buraya da yap. Bitti abi. Oh. Çok şükür Allah'ıma. Ömür boyu dedi. Sevdiklerinle, karınla, çocuğunla ev hapsindesin dedi. Öyle hapse can kurban. Çok şükür geçti gitti ya. Dur ben babamı arayayım ha. Merak eder o. Ara beni de to. Bitti mi sahiden? Öyle görünüyor. Artık ömrüm yettiğince katlanacaksın bana. Ne yapalım? Katlanacağız artık. Alo! Babam iyi haber, iyi haber. Tahir buraya dur ha. Ha. Tamam. Baba! Tahir amca! Oh amcasının gülü. Hadi bakalım, hadi geçelim içeri. Ne güzel değil mi? Herkes böyle sarılıyor falan. Ne? Ne diyorsun ya? Tahir abim serbest mi kaldı? Oy Allah'ıma bin şükür. Oh. Tamam yenge sağ ol. Yok, nazarı anasına götürdüm şimdi. Cemil abi yokken bir göreyim dedi. Tamam, ofise geldiydim ben de şimdi. Ha, geliriz birazdan. Fatih de çarşıya gittiydi, geldi şimdi. İyi, tamam, haydi. Ne oldu lan, kim o? La oğlum, Tahir abim serbest kalmış, serbest. Ey kurban olduğum Allah'ım, sana şükürler olsun ya. Gözümüz aydın, yengaz. Eda. Siz ne yaptınız? Nazar nerede? Ne yapayım? Anasının yanına götürdüm. Cemil abi yokken bir göreyim dedi. İyi etmişsin. Hazır mısın Tahir abim görmeye? Sence? Haydi. Haydi. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim anam. Sahneye cadısı sana bir şey yapmayın değil mi? Gerçi sen yapsa da söylemezsin ama. Yok anam yok yapmayın. Hem şimdi Tahir'le nefes döndü ya. Ve Vedat belasından da kurtuldular. Hem ortalarda görünmeyi pek. Yani Saniye Hanım'ı diyelim. Babam nasıl? Nasıl olsun aynı işte. Seni sayıklayıp duruyor. Senin ne hayallerin vardı be Nazar. Ben de ne kadar gururluydum hemşire kızım var diye. Hani şey demiştim ya, bu neydi kız o yüksek miydi neydi? Hani gidip okuyacaktın? Evet, evet de olmadı işte ana. Olması için ne yaptın Nazar? Anam doğru söylüyor. Hatırlasana, okuldaydın, yüksekteydin. İnşallah, Allah'tan tek dileğim, inşallah pişman olmazsın. Murat'ın elini tuttuğunda söyleyecektim de, o zaman aklım başında değildi, anlamazdım. Değilim ya. İnşallah pişman olmazsın. İnşallah seni pişman etmezler.
Tahir, ben soramadım. Ali ile Esma ablanın arasında bir şey mi oldu? Ali efelik yapayım dedi. Ama yedi sopayı oturdu aşağı. Ne oldu ki? Ya savcının yanından çıkınca buna bir şaka yaptık. Ali de siz bana nasıl şaka yaparsınız filan diye efelenmeye kalktı. Esma abla da bastı kalayı. Aynen öyle. Ya bu senin niye hoşuna gitti? Yok, gitmedi. Öyle mi? Bayılıyorsunuz değil mi böyle şeylere? Yani. Paşam, senin niye sesin çıkmaya? Konuşun siz, konuşun. Eyvallah. Eyvallah. Tahir. Nefesim. Ya Yiğit çok uzun süredir okula gitmedi ya, şu okul işine. Aklımda, aklımda, halledeceğiz. Bundan sonra çok güzel günler bekliyor bizi. İnşallah. Senin ne okul işin var? Merak etme, halledeceğim ben. Peşini hayatta bırakmam. İnanırım. Benim sana güvenim tam. Hop, hadi koş bakayım. Yavaş anneciğim. Yani yavaş koş oğlum da. Burası Yiğit'in ilk denize tanıştığı yer. Senin de özgürlüğü ilk tattığın yer burası. Hayır. Ben Saniye Hanım'la konuştum. Ne konuştun? Yani o benimle konuşmak istedi. Özür mü diledi? Bence kendince evet. Sen ne dedin? Yargılamak, suçlamak bunlar kolay şeyler. Önemli olan anlamak dedim. Ya bence doğrusu bu. Bilmiyorum Nefes. Sen affetmiş olabilirsin ama. Tahir yapma ne olur. Yani doğru ya da yanlış. Ama o kadın sana annelik yapmış. Seni büyütmüş, yedirmiş, içirmiş. Hasta olduğun dayı başında beklemiş. Hayat küsmek, kinlenmek için çok kısa değil mi sence de? Onca başına gelen şeyden sonra nasıl hala böyle düşünebiliyorsun, hayret ediyorum Nefes. Böyle düşünerek çıkabildim. Sen de böyle yap. Ya biz böyle yapalım. Denerim. Şu ifade mevzusu. Vedat'ın isteyerek yapacağı şey değil. Fikret Aga'nın zoruyla oldu bu iş. Bana yazdığı mektupta da söylemiş. Vicdanı olan herkes bir şekilde yükünden kurtulabilmenin yolunu arıyor. Tahir, yolları tıkamamak lazım. Nefes, sanki böyle seninle yeni tanışıymışım da, söylediklerinde de yeni yeni tanışıymışım gibi. Tahir, biz çok fırtınalardan geçtik. Ama hiçbiri bizim yaşamak istediğimiz şeyler değildi. Her şeyi Vedat belirliyordu. Biz de ona karşı direniyorduk. Doğru. Nihayet hiçbir şeyden korkmadan konuşabiliyoruz. Bence de ilk kez birbirimizi tanıyoruz. Ben kendi adıma tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım
Umarım sen de memnun olmuşsundur. Bakacağız artık. Bak ya. Ali'nin başına gelenler bence çok kötü. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, tehdit falan etmiyorum. Asiye, bakkalın sırakları geldi. Getirin, getirin. Aferin oğlum, bak bunlardan kullanın ha. Doğayı sev, yan gazları koru. Yengem de nereye du? Sağa sormadılar ama dışarı dolaşmaya çıktılar pasam. Olsun abi, bence bir sıkıntı yok. Bence de yok. Sen elini mi ağla? Ne neyse kızım, çocuk ağla ya. Ne yapayım Mustafa? Ne yapayım ya? İki sallığa bir hoplat, ne du yani? Ne var ya? Sıkar bakar Allah Allah. Sırıtma. Sırıtmayalım abi. Sırıtıyorsun. Kaçma lan! Abi ben de sırıtmadım ki ya. Şimdi sırıtın lan! Bağırma diye. Kaçtın mı? Olan mazlumu oluyor zaten. Neyse artık gider et. Murat, Nazan nerede? Anasına gitti. Bak yazdım bunu da bir kenara he. Yenge, anam nerede? Kendine ceza verdi galiba. Neyse siz hiç dokunmayın he. Ellemeyin. Dursun öyle sakin sakin. Asiye! Ne? Kızım eğilip susma. Ben bakarım iyi durma. Susturamadı. Susturamadı böyle. Ay çok böyle. Ay çok. Geldim geldim. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok. Aa öyle görmüş demek. Nazar geldi salonda. O kim? Etme Cemil. Ba etmedi zöne, o deseydin ya. Kötü bir söz etme oldu mu? Allah rızası için. Ben ne dedim? Benim dediğim dinleneyim zaten. Benim vaat edecek bir şeyim yok. Bir bardak su ver. Kızımdan istedim. Merza. Baba etme. Ne etmeyeyim? Ne etmeyeyim ne? Ne etmeyeyim ne? Cemil. Karı bir sus da Allah'ını seversen bir sus da ya. Tövbe estağfurullah ya. Ya ne etmeyeyim ben ya? Hani etmeyeyim ben, tamam etmeyeyim. Hadi böyle durayım. Etmeyeyim. Ya sen ne zannediyorsun ha? Ben sevdadan anlamaz, halden bilmez. Öyle taş kaplı bir babayım da. Öyleyim değil mi? Öleyim de yani, öyle de yani. Öyle. Öyle. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi kızım? He? Sizinki sevda değil. Sizinki öyle biraz çocukça heyecandan, işte biraz da inattan. Murat Tahir abisine bakayım, nefese bakayım. Sana geleyin namlının ucuna durayım, onu vurma, beni vur, işte öyle artustuklar. Olan bu. Olan bu. Getir kızım. Getir. Olan bu. Baba bak, ne kadar hızlı atacağım şimdi. At bakayım.
Aferin benim oğluma. Bak, bu da uzağa gidecek. Gönder. Ulan Rusya'ya gönderdin taşı. Yaptıklarını sana göstermek, kendini kanıtlamak. Onun için o kadar önemli ki. Yerden taş alırken göz ucuyla sana bakıyordu, gördün mü? Farkındayım. Çok kıymetli bir şey. Ama daha da kıymetlisi kendi olabilmeyi başarabilmesi. Nefes. Nazar'la Murat konusunda ne düşünüyorsun? Ben önce çok korktum. Ses çıkartmadığına göre sen de öyle düşünüyorsun. Tam olarak öyle değil. Murat çocukken bana çok özenirdi. Ne bileyim işte. Sevdanın taklidi olmaz demiştin bana. Sen Murat'ın taklit ettiğini mi düşünüyorsun? Umarım öyle değildir. Bir komşumuz vardı. Gürcan abi. Ben 13-14 yaşlarındayken bir kıza sevdalandı. Ama aileler istemedi. Gürcan abi ortalığı yıktı. Kavga, kıyamet, yandı sümene. Ölüyorum, bitiyorum diye kaçırdı kızı İstanbul'a. Aileler kapılarını kapattı sıkı sıkıya tabii. Hatta Gürcan abinin ailesi taşındı. 2 yıl sonra kız kucağında bir bebekle geri döndü. Ayrılmışlar. Gürcan abi iş yerinde tanıştığı başka bir kızla kaçmış. Bazen böyle olur. İki insan birbirini sever. Etrafına karşı çıkar. Etrafın baskısı arttıkça da o sevdalılar birbirlerine sokulur. Onlarla savaşır. Ama bir gün savaş biter. Onlar da dönüp birbirlerine bakarlar. İlk kez. Yıllar da geçmiş olsa ilk kez. İşte o zaman tanışırlar. Bizim savaşımız bitti galiba. Dönüp birbirimize bakmanın zamanı geldi. Bakacağız artık. Allah Allah ya. Baba bak. Şimdi önce yassı bir taş bulacaksın. Taşı sökmek en önemlisi. Bak bu güzel mesela. Al sen de bir tane. Heh, al bunu. Sonra al öyle denize yakın yerden atacaksın. Tamam mı? Bak atayım. Hadi hop. Gördün mü? At bakayım gönder. Ha, böyle içten atacaksın. Dur bakalım. Olur. Ver bakayım onu. Hı. Al bunu bak bu daha güzel. Gönder bakalım böyle içeride. Niye öyle dedin de özdün kızı şimdi? Bu daha çok üzülecek. İnşallah öyle olmaz ama görünen köy kılavuz istemez. Daha çocuk değilsin belki ama koskoca kız. Sen beni aldığında ben kaç yaşındaydım? 16 yaşındaydım, 16. O bizim zamanımızaydı kare. O zamanla başkaydı. O zaman 40'ına dede odun iyiydi. Kızı erkeği çabuk olgunlaşıyordu. Çabuk da güçlüydü. O devir bu devir değil artık. Nazar evzuluk oyunu oynay. Ben görüyorum da bunu yani. Benim insanım bu adı. Gördün mü? Aferin sana. Hadi artık gitmemiz lazım.
Dönelim. Asiye ablaya ayıp olacak. Ya azıcık daha duralım. Tamam da sonra yine geliriz. Haydi. Tamam. Bana gelince azıcık daha duralım. Babaya gelince tamam. Biz de böyle. Ya demek öyle. Yiğidim. Gel biz kaçalım yoksa sopayı yiyeceğiz. Ben seni kırarım babayı. Öyle olsun iyi. Kızım ne kıskançlık ettin da? E ne yapalım? Huy yapay. O çaylık mevzusunu da unutmadım daha. Hangi çaylık? Merhaba. Ben Nefes Kaleli. Sen kimsin? Birgül. Çok memnun oldum. Şimdi izninle kocam bana lazım. Neye lazım? Seni bu kefulların arasına gömeceğim, ona lazım. Keful değil, gafur. Fark etmez, ona da gömerim. O kadar mı kıskandın ya? Diyorsun ki ne sağ ne bağ, godik onu toprağa. Ulan sen ona mı diyorsun hala? He, onu diyorum. Ayağın nasıl oldu? Sana yürürken iyileşti. Ha sen bana yürüyorsun. Hayır. Hadi hadi. Sisa sisa. Sisa sisa. Aha. Sisa sisa. Sisa sisa. Aha. Vira vira. Vira vira. Aha. Vira vira. Vira vira. Aha. Sisa sisa. Sisa sisa. Aha. Öyle bayağı sağız. Şurada. Küçük yerde. Sağız. Buyurun. Yerli yazasın. Böyle 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 böyle. Hadi. Haydi bakayım. Mangal da böyle yayılır ha. Oy. Nasıl? Tutuşturmayı kim öğretti Mustafa Bey? Teşekkür ederim. Sen? Yalnız şurayı kapat da ben tutuşmaya. Bu soğukta indi. Soğuk ne bu kız? Sen adamı yakarsın. Oley. Geldiler. Ben gidip kapıyı açayım. He, az bakalım az. Az ben de şunu doğru düzgün yanarım. Abla kusura bakma. Yani seni yalnız bıraktım. Tahir birden çıkalım deyince... İyi yaptınız canım. Haydi geçin haydi. Abim nerede yenge? Arka bahçede. Sen mangal seviyorsun diye kendini de bizde zatürre etmeye çalışayım. Ben bakayım ona. Kolay gelsin ihtiyar. Sağ ol koçum. Bitti ha Tahir. Bitti abim. Bitti. Abi. Ay ben senin abi diyen ağasını seveyim. Hayır bu meselenin konuşulacak bir tarafı yok. Abi bu böyle geçiştirilecek mevzu değil. Tahir. Bak o mesele bizim bir kulağımızdan girdi, yani gazlarla öbür kulağımızdan çıktı.
Bizim bu meseleyi zaten toplanıp bir hep beraber konuşmamız lazım. Ben hepini yakini bilmem koçum. Sen benim kardeşimsin. Nokta. Mangal boyuna yakılır. Öğren, bu da ikinci nokta. Yangazlar nerede abi? Murat yukarıda, Nazar'ın yanında. Fatih'i bağımı almaya gönderdim, gel ula şimdi. Abi, Tahir. Cuma'ya mas var, beraber izleyeceğiz ha. İtiraz istemem. Nefesim, sen limon sıksana. Salata yettiydim de yağ ile limonunu koymadım. Tamam abi. Abla Nazar nerede? Ay ben de onu konuşacaktım seninle. Çocuklar, tamam. Haydi siz gidin oyun oynayın yemek hazır olana kadar. Çok güzel oldu, teşekkür ederim. Tamam haydi. Bu şimdi eve gitmiş. İki gözü iki çeşme geldi. Odaya kapandı. Murat geldi, içeri girdi. Sesleri çıkmay. Allah bilir Cemil abi ne dedi. Düzelir inşallah. İnşallah. Siz ne yaptınız çifte kumrular? Gezdik biraz. Hava aldık. Çok iyi geldi abla. Çok yorulmuşuz. Tabii. Az şey yaşamadınız ki. Ya Mustafa anlattı. O dolmuş mudur, minibüs müdür, o nedir öyle? Orada yaşanır mı? Ay film gibi valla. O oldu işte abla. Geçti gitti. Geçti çok şükür. Abla Saniye Hanım nerede? Sen gittiğinden beri burnunu çıkarmadı valla dışarı. Ben gidip konuşsam mı acaba? Aman aman yok yok konuşma konuşma. Boş ver ya. Kalsın öyle. İşte. Terkez ettiğinin bedelini bir şekilde ödey. Abla deme öyle. Ya öyle. O Vedat itinden bir haber yok değil mi? Yok. Olmasın da zaten. Aman aman olmasın. Olmasın. Evlerden ırak cehenneme direkt. 40 yılın başı bir iyilik etti. O kadar. Sen iyi ol da. Gerisi boş. Hoş geldin babacık. Nereden böyle? Açık bıraktığın hesapları kapatıyordum. Evlat işte. Adamı rezil de eder, vezir de eder diyorsun. Ne oldu? Keyfin yerindeydi. Helva kavuruyordum falan. La sen nasıl bir adamsın ya? Bir bak ayrım dağın tepesinde, bir bak ayrım yerin dibindesin ya. Hiç ortan yok mu senin? Ortaları sevmem. Ortalar vasatlar içindir. Belli. Vallahi tebrik ederim babacığım. Yani allem ettin, kallem ettin, tehditti, şantajdı. Bana itirafı verdirtti. Verdirdim ha? Sen niye ifade verdin? Hı? Ne hapis korkusu, ne para pul hikayesi. Sen bunların ikisinden de korkmazsın. Peki neden ifade verdin? Bilmem. Ama senin mutlaka verecek bir cevabın vardır babacığım değil mi? Var. Gördün mü? Peki neden ifade verdim? Söyle o zaman. Yanıldığını kabul ettin sen. Ama bir türlü kendine bile itiraf edemedin. Ben sana silah, para deyince hemen böyle köşeye sıkışmış gibi gidip ifade verdin.
Ulan kendine bile gurur yaparsın be. Kendine bile dürüst değilsin. Yalan söylüyorsun. Sen dedin ki tehdit ettin o yüzden. Yoksa ben aşkıma karşı savaşırdım, kazanırdım. Ama işin içinde hile var. Şantaj var. Öyle mi? Vay 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 vay. Fikret dedi çaya bakın hele. Anlamadığı hiçbir şey yok. Ben bir psikoterapi bilmez diyordum. Adam psikiyatrist çıktı. Bu fırsatı kaçırmayalım. Hadi başlayalım seansımıza. Çocukluğumuzu anlatacağız değil mi? Bak ben sana çocukluğumu anlatayım. Benim bir babam vardı. Ben çok küçükken öldü. Onu ben öldürdüm. Ama zaten babam değilmiş. Sonra yeni bir babam çıktı. Eskisinden beter. Bu eskisi beni her gün döverdi. Her gün defalarca gözümün yaşına bakmadan döverdi. Sonra çok pis kokardı bu herif. O kadar pis kokardı ki resmen bir canavardı. Bir canavardı, anladın mı? Sonra ben annemi hiç tanımadım. Annem kimdir bilmedim. Anne şefkati ne demek bilmedim hiçbir zaman. Benim hayatım kocaman bir yalanmış. Ancak böyle iyileşirsin. Cesaretin varsa akıt. Hepinizi kandırdım. Sizi kandırdım. Oyuna getirdim hepinizi. Beni yenildi zannettiniz ama ben yenilmem. Anladın mı? Ben bitti diyene kadar bitmez. Eğer oyunda Vedat Sayar varsa oyunun sonunda o kazanır, anladın mı? Ben yenilmem. Ben yenilmem. Ben kazanırım. Küçük zaferler bırakırım sadece. Ben kazanırım, anladın mı? Oyunun kuralları ben koyarım. Ben koyarım. Vedat Sayar, anladın mı? Sayar kuralları. Zeydi, hatırlayalım mı? Sayar kuralları numara bir. Sayar kuralları numara bir. Sayar kuralları. Ulan hatırlamıyorum. Sayar kuralları. Allah kahretsin, hatırlamıyorum. Sayar kurallarını hatırlamıyorum. Sayar kurallarını abim. Hatırlamıyorum. Kuralları hatırlamıyorum. Allah kahretsin. Kahretsin. Sayar kurallarını. Sayar kurallarını. İki hatırlıyorum. İki hatırlıyorum. Biri hatırlamıyorum. Neyse. Kasa her zaman kazanır. Kasa her zaman kazanır. Kasa her zaman kazanır. Her zaman kazanır. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Oğlum, ya havalar daha ısınmadan bu mangal işi falan ha? Ya haklısın baba ama ne edelim? Son günlerde o kadar daraldık ki kendimizi dışarı atalım dedik. Mustafa! Hey! Gel haydi, kalanları da içeride kızartırız. Topla haydi gel. Ne lan? Abicim hasta olacaksınız. Ya kızım o kadar soğuk değil. Allah Allah. Ya he he abi, soğuk değil. Ateşin başında ısınırsınız siz tabii. Sen konuşma. Haydi geçelim içeri. Haydi haydi geçelim içeri. Yemek hazır olmuştur. Yok, yemeyeceğim. Niye? Ne zaman yedin sen? Aç değilim işte. Anlaşıldı. Cemil abi canını sıkmış senin. Gitme bir daha. Yok. Gitmeyeyim de ne yapayım? Mercan ablamla anamı görmeyeyim mi bir daha? Ya ben onları görme demiyorum ki. Ama üzülüyorsun Nazar. Ben böyle olacağını biliyordum.
Neyse. Hadi git yemeğini ye. Getireyim mi sana bir şeyler? Yok. Köfte yaptırayım. Cık. Salata yaptırayım. Hadi git yemeğini ye sen. Tamam, giderim biraz. Ya bu sabahta tutturdu illa mangal mangal. Ya dışarısı soğuk, çocuklar hasta olacaklar ya. Neyse, ya Saniye Hanım'dan Nazar nerede? Saniye Hanım biraz yalnız kalsa iyi olur baba. Ama olmaz öyle ya. Nazar? Nazar da odaya kapandı. Cemil abi epey bir kızdı galiba. Sabretmek lazım. Osman Hocam. Buyur oğlum. Benim aklıma bir fikir geldi. Hı. Şimdi herkes buradayken, hazır bu kadar sofra kuruluyken, bu Murat'la Nazar'ın imam nikahını kıysak mı diyelim ya? Sabretmek lazım oğlum, sabretmek lazım. Peki Osman Hocam, Berrak nerede? O niye gelmedi? İşi falan mı vardı? Yoksa hasta mı oldu? Hayır, evde biraz işlerim var dedi Fatih oğlum. Sabretmek lazım. Aferin sana, aferin. Babam, tam ağzına layık ha! Oğlum ne bakarsın bana öyle? Ulan sana kapıyı kapı çalar! Sabretmek lazım. Ne? Abi hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Geçin abi içeri, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ben Tahir abine bir şey söyleyecektim. Abi Tahir abim içeride. Geç sen de içeri. Davetiye mi bekliyorsun, ne bekliyorsun? O zaman ben geçeyim, içeride şey yapayım. Aleyküm. Aleyküm selam. Ali nereye geçsin oğlum seni ya? Nasılsın ya? Evren, çıkarsana montunu. Fatih. Abalayım. Yok. Ben rahatsız etmeyeyim. Belki rahatsız ederim. Saçmalama Ali. Yok, ben şey için geldim. Bunu vermek için. Bu ne dula? Kalem. Senin kalemin. Değil. İyi, senin olsun. Ali. Buyurun hocam. Montunu çıkar oğlum. Çıkarayım hocam. Oğlum çıkar şu montunu. Ha? Dıgıl dıgıl ediyorsun ha. Çıkar şunu. Al Fatih bunu. Al. Götürün montunu da götürün. Haydi. Ha. Esma abla. Hadi gel biz seninle yukarıda biraz konuşalım, olur mu? Tamam. Hem mesaj alındı, mesaj. Osman baban. He. Saniye Hanım, ben kolundan tutar getiririm, merak etme. Altın kalpli kızım benim, altın kalpli kızım. Geç otur. Git içine, bir sana ne böyle bir şey ya, hadi bakalım. Kızlar konsey toplandı ha? Rapor verin bakalım Esma Hanım. Abla yok bir şey. Ha, var bir şey, var bir şey. Kayıtlara var olarak geçti. Ben biliyorum aslında. Yani Tahir anlattı. Ali biraz sesini yükseltmiş. Aa, Ali. Bizim Ali. Yani aslında öyle değil. Yani bana değil. Savcının yanından çıkınca Tahir şaka olsun diye bir şeyler söyledi. Bu da böyle bir gerildi, sesini yükseltti falan. He. Sen de hazır dirip atmaya fırsat var. Kullanmayan namerttir dedi, ne? Be. Ben nasıl güleyim be? Göreyim misin nasıl güleyim? Abla be. Yapma böyle.
Birlikte olduğunuz anların tadını çıkarın. Onlar çok kıymetli. Ama çok tatlı. Neymiş tatlı olan? Yani böyle eli ayağına dolaşıyor ya. Hoş oluyor. Eltucuğum. Ha bunun içinden canavar çıktı ha. Boşuna dememişler. Sarımsağı gelin etmişler. Gırk gün kokusunu salmamış diye. Gerçi düğün olmadı ama bunun kokusu çıktı. Esma abla. Sen yine çok uzatma olur mu? Tadını da bırak. Tadını aldı bir kere canım bırakmaz. Nefes haklı. Bizimki naz niyaz canım. Asıl biz buradaki meseleyi ne yapacağız?